Taksim'deki gençler, onlar çok şekerler, onlar bayağı tatlılar. Boğaziçi'li gençler. Evet. Ne kadar tatlı o kızlar öyle ya. Evet, bayağı. Köfte gibiler, bıcır 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 yan yana dizilmişler. Dünya tatlısı hepsi, maşallah. Kültürlü ve bayağı zekiler maşallah. Ya bizim aslında gençliğimiz o işte. Evet, evet. Mesela ben o çocuk şimdi düşündüm, onun için bir tane dinsiz bulamazsınız. Evet. Ama modern dinler. Mesela Allah'a aşık, güzelliğe aşık, peygamberimize müthiş sevgiler var ama çocuklar bağnazlıktan hoşlanmıyor. Evet. Biz nasıl hoşlanmıyorsak, biz derken hepimiz olmuş oluyoruz işin doğrusu yani. Hoşlanmıyoruz bağnazlıktan, evet. Sıkılıyoruz. Güzel yaşamak istiyoruz. Neşe istiyoruz. Evet. Sevinç istiyoruz, gülmek istiyoruz. Evet. Yani ağırlık bizi bunaltıyor. İstemiyoruz ağırlık. Yani geleneksel İslamcı anlayışın o bağnazlığı boğucu. Öyle bir sistemde yaşanmaz. Hayvan bile yaşamaz ya. Değil insan, hayvan bile yaşamaz. Ya kadınların aşağılandığı, ikinci sınıf olarak görüldüğü, muazzam bir baskı sisteminin olduğu bir yöntem, bu din değil bu. Tabii. Faşizmde bile böyle bir azgınlık olmaz. İstemiyoruz. Ama hükümetin de, Tayyip Hocam'ın da görüşü, isteği o yönde. Bak mesela bugünkü açıklamasında bana haberlerden kısa bir bölüm izlettiler. Evet. Ne diyor? Bir demokrasi isteyen çocuk. Evet, onları hemen söyleyeyim. Demokrasi için diyor ben... Canım fena, feda diyor. Ha, canım feda diyor. Evet. İşte daha ne desin yani? Yani biraz sabırlı olursa kardeşlerimiz, Tayyip Hocam gittikçe daha tatlılaşacak, evet. Tatlılaşacak göreceksiniz. Daha iyi olacak. İnşallah. Hocam bir de... Ya, o hoşlanmaz, o da hoşlanmıyor yani. Bağnazlıktan hiç hoşlanmaz o. Tabii. Evet. Çevreci kardeşlerime sesleniyorum. Çevre konusunda ortaklık yapmak istiyorsanız gelin benimle yapın diye onlara da o şekilde çağrıda bulundu. Ama kardeşim hakikaten dünyada kapitalizmin çok acımasız yönleri var. Ya. Mesela 3-5 tane zengin hem çevreyi berbat ediyor, hem ortalığı, hem insanları, evet, yakıp yıkıyor, maaşını az veriyor, süründürüyor. Ama bu adamlar da ortada görünmüyor. Evet. Yığıyor, yığıyor, yığıyor malı. Habire yığıyor. Evet. Ayette diyor ki, mal yığma tutkusu diyor. Evet. Vahşi kapitalistler için. Habire yığıyor. Sonunda da ölüyor. Evet. Başka yere intikal ediyor. Ondan sonra o da yığmaya başlıyor. O da ölüyor. O da yığmaya başlıyor. Ve yığma tutkusu. Evet. Bu kötü bir şey. Hocam dünya gelirinin %80'ini, dünya nüfusunun %8'lik bir kısmı yönetiyormuş. Yani mesela ne gerek ya, bütün insanlar mutlu olsun. Ne gerek ya? Mesela Afrika'da halk eziliyor, Afganistan'da eziliyor. Hakikaten mutlu bir azınlık var. Evet. Ya istemiyor onların mutlu olmasını, evet, yani. O zaman yani mutluluğun bir anlamı kalmıyor onun için. Tabii, evet. Kendi mutlu olursa, kendi zengin olursa, evet, mutlu oluyor. Ya kardeşim herkes zengin olsun, ne güzel olur. Çünkü azap çeken insanlar varken sen nasıl mutlu olacaksın? Tabii. Çok şekerler ya, köfte gibi dizilmişler. Gerçekten. Mesela bak bir bağnaz için o kıyafetler çocukların affedilmez kıyafetlerdir. Tabii. Hele şarkı söylemeleri hocam. Tabii. Mesela bak çocuk saçını üstten bağlamış. Halbuki evet, sahabelerde de var o. Evet tabii. Başın üstüne var ya peygamberimiz, namaz kılarken çöz diyor, saçın yere değsin diyor. Sadece namaz kılarken. Ama başına mesela topuz yapmış çocuk. Peygamberimiz ama sahabeler de yapıyor. Peygamberimiz bir şey demiyor ona. Sadece namaz kılarken çözün, bir hikmet işte. Yere toprağa saçınız gelsin diyor. Kim bilir yani, vücut elektriğinin boşalması için de olabilir. Bir şey olabilir yani. Bir, hiç, evet, bilmediğimiz bir sebep olabilir. Tabii. Evet. Canım çocuklar ne bilsin aralarındaki hani apoçu olduğunu falan, itkop olduğunu. Fark ediyor musun? Bilseler zaten durmaz çocuklar. Tabii ki. Yani onlar bir kedi köpek bile acı çekse çocuklar gözyaşı döküyor. O kadar tatlı ki onlar, çok şekerle mesela. Kedi başına, evet, çöküyorlar kedini. Evet. Ekip olarak ilgileniyorlar falan. Çok, evet, süper şekerler. Bir tane yeni doğmuş yavru kedi resmi vardı. Evet, evde. Çok çok tatlılar. Onlar adam öldürmek ama kanı iliği çekiyor çocuklar. Öyle bir şey yani aklın ucundan dahi geçmez. Tabii. Ama hakikaten de aralarına karıştı it kopuk takımı. Evet. Hakikaten kiralık katiller karıştı aralarına.